İzmir'de esnaf lokantası denince akla ilk gelen yerdeyiz, Kemeraltı Çarşısı'nda. Yüzlerce işletmenin bulunduğu bu çarşıda önünde kuyruklar oluşan lokantalar yerini kiralık ve satılık ilanlarına bıraktı. Biz de bugün çarşının esnafıyla gıda artışını ve kira maliyetlerinin işlerine nasıl yansıdığını konuşacağız. Bizim lokanta işinde en çok et ve malzemedir, temel gıda ürünleri. Bunlara her hafta zam geliyor. Yani bir şey alıyorsun diyelim 200 lira ise tenekesini öbür ay alıyorsun 300 lira. Yani birden şey oluyor. Bizim elimizde olan bir şey yok. Bunları nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar biz bile çözemiyoruz. Yani. Yaptıklarımızın cirosunu kazanamıyoruz. Hani imalat çok fazla, et ürünleri her hafta 15 günde bir et artıyor. Mesela 3 çeşit 4 çeşit çorba yapıyoruz. Her hafta değişiyor ama tabii bizim zamanlarımız değişmiyor. Değişirsek müşteriden kaybederiz, esnaflarımızdan kaybederiz. Hani yani maliyetimiz çok yüksek. Fiyatlar çok sabit, çok değil hiç sabit durmadığı için artık halk da kanıksamış vaziyette. Ne fiyat olursa olsun artık bir şekilde ha bu zaten bu fiyat, ha bu zaten bu fiyat diye gidiyor. İstikrar yok şey olarak yani. İstikrar sadece zamlarda var. Yani her sürekli artış. O biraz şey yapıyor yani müşteriyle esnaf arasında bir şey savaş gibi diyelim. Yani ne oluyor bu, ne var da zam yapıyorsunuz? Dolar mı arttı, zam yapıyorsunuz? Ne oldu da zam yapıyorsunuz? Sürekli biz muhatap oluyoruz. Elektrik faturanız ne kadar geldi? Elektrik 15-20 bine geliyor yani. O da sıkıntı yani. Su, personel, sigorta hepsi etkiliyor yani. Bazı küçük işletmeler kapatmaya kadar gidiyor yani. Hepsi etkileniyor. Geçen ay 21 kişi açılış yapmış, odaya gelmiş, kaydını yaptırmış. 44 tane esnafımız kapatmış. İflas yani. Yani kapatmış kaçmış adam. Ve bize bildirmeyenler var. Bize gelip kapatanlar var. Bir de dükkanını kapatıp bırakıp gidenler var. Fiyatlar almış başını gitmiş ya. Bir kilo et 400 lira olmuş ya. Yani yukarıdan şarampoldan yuvarlanmış gelen bir kamyon gibi freni patlamış üstümüze geliyor. Ve bu işin altında da ezilen küçük esnaf. Küçük esnaf bu işin içinden çıkamıyor. Hayvancılık ülkesi Türkiye maalesef eti ithal getiriyoruz. Bu anlamda kendimiz üretmediğimiz sürece bu fiyatlar düşmez. Fiyatlar düşmeyince de lokantalara da yemek yemeye kimse gidemez. Ya dükkanların lambalarını kapatıyoruz ya, elektrik az gelsin diye. Ya ben kendim şahsen ayıp, ben kendim utanarak söylüyorum. Klimanın kablosunu kestim ya. Neden kestim? Elektrik 25 bin lira elektrik geliyor. Müşteri ya klimayı aç dediğimiz zaman arıza yattı diyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Niye? Tasarrufu nasıl yapabiliriz onun peşindeyim.